Herkese merhabalar arkadaşlar. Entel Türk kanalında bir videoyla daha beraberiz. Ben Ercan. Bu video boyunca sizlerle beraber ben birlikte olacağım. Bu videomuzda sizlere Gate Gate.io borsasına nasıl iyi oluruz? Bu borsanın avantajları nelerdir? Nasıl temel güvenlik ayarlarımızı yaparız? Gibi konuları göstereceğim. Ama videoya geçmeden önce sizlerden ufak bir ricam var. Lütfen o güzel elleriniz bir beğen butonuna gitsin ve kanala abone olmayı da unutmayın. Bu bizim için gerçekten çok önemli. Şimdi Gate.io'ya direkt böyle giriş sağlayabiliriz. www.gate.io yani io olarak giriş sağlayabilirsiniz. Eğer girdiğinizde Türkçe değilse sağ üst köşedeki şu dünya bölümüne gelip buradan Türkçeyi bulabilirsiniz. Açıkçası ben normalde İngilizce kullanıyorum. Ama size göstermek açısından şimdi Türkçe kullanacağım. Ayrıca giriş yaptığınızda web sitesine sizdeki görüntü biraz daha farklı olabilir. Bunun nedeni ise şu. Ben buradan ayarları değiştiriyorum. Genelde klasik siyah olarak kullanıyorum. Siz girdiğinizde büyük bir ihtimalle parlak olacaktır. Siz buradan kendinize göre seçip rengi de ayarlayabilirsiniz. Ben ya klasik siyah ya zifiri karanlık gece modu kullanıyorum. Bana o daha mantıklı geliyor. Şu bölümden yapabiliyorsunuz bunu. En azından gözlerim yorulmuyor. İyilik açalım hızlı bir şekilde. Sağ üst köşedeki kayıt ol butonuna tıklayarak iyilik sayfasına gidebiliriz. Sizler de videonun altında açıklamalar kısmında bıraktığım bağlantıyı linki kullanarak bu sayfaya erişebilirsiniz. Bu bölüme geldiğimizde bizden bir e-posta bir de şifre istiyor. Bunları doldurup sonraki butonuna basıyoruz. Verilen alanları doldurduktan sonra bizden fon şifresi adı altında bir şifre daha istiyor Bu da nedir biliyor musunuz ee, Ne demiş burada mesela for withdrawal please keep in mind Yani diyor ki para çekerken Al sat yaparken bu şifreyi kullanacaksın diyor hani burada sadece Para çekerken demiş ama al sat yaparken de kullanılabiliyor Bundan dolayı bunu unutma diyor yani bu belirlediğimiz şifreyi de unutmayacağız bu fon şifresi ne işe yarıyor bir seviye Daha güvenlik e, sağlıyorsunuz aslında hesabınıza şöyle düşünün Biri sizin şifrenizi çözdü bir şekilde hesabınıza girdi bir de bu fon şifresini de çözmek zorunda anlatabildim mi Bundan dolayı bu şifreniz Diğer ilk belirlediğiniz şifreden farklı olmalı ki Güvenlik seviyesi bir tık daha artsın tamam mıdır arkasındaki mantığı da size anlatmaya çalıştım burada hemen belirliyorum ben Kendi fon şifremi Fon şifresini de belirleyip girdikten sonra Hesabımıza giriş yaptık ama giriş yapmadan önce bir süreç daha var onu da anlatayım hemen size. Fon şifresini belirledikten sonra onaylıya basıp bir sonraki seviyeye geldiğinizde sizden bir e-mail onayı istiyor. Yani ilk başta girdiğiniz e-mail çok önemli. Şifresini bildiğiniz kullandığınız bir e-mail olmalı ki oradan e-mail onayı verebilirsiniz ve e-mail onayı verdiğinizde giriş yapabiliyorsunuz sisteme. Böyle bir e yönetime geçmişler. Böyle kullanıyorlar yani burayı. Bundan dolayı e-mail adresiniz kullandığınız bir e-mail adresi olmalı. Oradan da bir doğrulama istiyor. Haberiniz olsun. Gördüğünüz gibi ana sayfamız aynen bu şekilde. Direkt kripto al butonuna tıklayarak al sat işlemlerine başlayabiliriz. Ama şu an içeride herhangi bir para yok. Ben şimdi size neyi göstereceğim biliyor musunuz? Aşağıda gördüğünüz gibi bize iki tane uyarı vermiş. Bunlardan birisi lütfen devam etmeden önce gerçek adınızı belirleyin. Yani KYC'den bahsediyor. KYC Know Your Customer kimliğimizi vesaire girmemiz lazım. Ee, bir bunu istiyor. Bir de tek kullanımlık şifre belirleyin diyor güvenlik ayarları için. Bu ikisini de kapatıyorum ve ben ilk önce size KYC'yi göstereceğim. Nasıl KYC yapıyoruz? Öncelikle ufaktan KYC'nin olduğundan bahsedeyim bilmeyenler için. KYC'nin açılımı Know Your Customer. İngilizce bir kısaltma bu. E, müşterini tanı anlamına geliyor. Neden bunu yapıyoruz biz borsalarda? Neden borsalar bunu çoğunlukla zorunlu tutuyor? Çünkü hem yarın ve bugün oluşulabilecek bir güvenlik açığında, güvenlik sıkıntısında sizin yanınızda olabilmek için bunu kullanıyorlar hem de kara para aklama gibi olayların önüne geçebilmek için. KYC dediğimiz şey de kimliğimizin önlü arkalı fotoğrafını ekleyip bir de kendi fotoğrafımızı eklemek olarak özetlenebilir. Peki KYC'yi nasıl yapıyoruz? Gate.io borsasında. Bunun için ilk öncelikle sağ üst köşede bulunan profil ikonu var ya, adam ikonu var. görünüz mü? Onun üzerine geliyoruz ve aşağıda KYC doğrulaması yazar. Gördüğünüz gibi solda doğrulanmamış olarak çıkıyor. Bunun üzerine bir kere tıklıyoruz ve bizi KYC doğrulama sayfasına yönlendirecek. Gördüğünüz gibi burada KYC ID doğrulama olarak e, bir individual yani kişisel var bir de organization yani herhangi bir kurumsal kurum olarak e, doğrulama var. Biz individual üzerinden ilerleyeceğiz çünkü biz bir kişiyiz değil mi? Kişi olarak doğrulayacağız KYC'mizi. Bunun üzerine bir kere tıklıyoruz. Şimdi doğrula butonun üzerine ve bizi şöyle bir sayfaya yönlendiriyor. Bu sayfa üzerinde şu bölüme ilk önce ülkemizi seçiyoruz Türkiye olarak. Eğer seçildiyse ben de seçili gördüğünüz gibi. Tam adımızı soyadımızı yazıyoruz. sonra tam adımızı tekrardan soyadımızla beraber yazıyoruz. ve bu buraya da National ID yani kimliğimizi seçiyoruz. İsterseniz burada pasaport da seçebilirsiniz. Driver's license yani ehliyet de seçebilirsiniz. Buradaki seçim size kalmış. Ben National ID seçeceğim. Sonrasında TC kimlik numaramızı buraya yazıyoruz. Ve bu bölümlerin üzerine tıklayarak ilk önce kimlik belgemizin ön yüzünü. Sonrasında da arka yüzünü ekliyoruz sisteme. Ve şöyle bir şey daha yapmamız lazım. Aşağı biraz daha gelelim yavaşça. Gördüğünüz gibi bizden bir adet fotoğraf daha istiyor. Onu da şu şekilde halledeceğiz. Bunları yükledikten sonra, kimliğimizin arkada önlü fotoğrafını yükledikten sonra elimize bir kağıt alıyoruz ve şu bölümde bulunan Gate.io ID'niz diyor ya, bu Gate.io'daki sizin numaranız. Bu bölümde yazan numara. Ben de şu an yazmıyordur büyük ihtimalle. Gizlemişimdir. Ama sizde yazar. O sayfa üzerinde. Onu alıyorsunuz. ID yazıyorsunuz. Bir kağıda okunabilecek bir şekilde. Altını da burada yazan numarayla dolduruyorsunuz. Bu bölümün yanında yazan numarayla dolduruyorsunuz. Ve sonrasında da bir fotoğraf çekiyorsunuz kimliğinizle. elinize o kağıda alıyorsunuz. Kimliğinizi tutuyorsunuz. Ve ikisi de yayına duracak şekilde. Yüzünüz de gözükecek şekilde bir fotoğraf çekiyorsunuz. Ve onu da buradan sisteme yüklüyorsunuz. Yükledikten sonra onayla göndere bastığınızda kimlik doğrulamanız gerçekleşecektir. GTA'nın kimlik doğrulaması 24 saat içerisinde onaylanıyor. Ve onaylandıktan sonra karşınıza böyle bir sayfa çıkıyor. Gördüğünüz gibi KYC başarılı yazıyor. KYC 2 dediği şey ise bu e, biyometrik yüz tanıma sistemini yüzünüzü kaydetmek gibi bir şey. Bunu da şu şekilde yapabilirsiniz. Gate.io'nun kendi uygulamasını cep telefonunuza indirebilirsiniz. Google Play'den veya App Store'dan fark etmiyor. Hem Android'de hem iOS'ta Apple'da var. Ondan sonra şu Yüz tanıma taramasına tıklayıp karşınıza çıkan QR kodu uygulama ile okutursanız buradan kendi yüzünüzde tarayıp e, ta, sisteme ekleyebilirsiniz. Ben yaptım mı yapmadım, eee zorunlu değil çünkü. Burada yapıp yapmamak size kalmış. Evet hesap açmayı ve hesabın kimlik doğrulamasını yapmayı gösterdik. Şimdi size bir de güvenlik ayarları nasıl yapılıyor onu gösterelim. Yine sol üst köşede yazdığı gibi kimlik ve güvenlik kısmından yapacağız bunu da. Bunun için aşağı geliyoruz aynı sayfa içerisinde. Şimdi burada birkaç tane panel var. Hesabımızın güvenliğini arttırmamız için açmamız gereken. Gördüğünüz gibi bizim geçerli güvenlik gücümüz çok zayıf. Bunu arttırmamız lazım. Bunlardan biri oturum açma doğrulama kurulumu. Bu nedir biliyor musunuz e, hesaba giriş yaparken sizin cep telefonunuza bir şifre geliyor ya bunu da girin ondan sonra giriş yapın diyor. Her hesaba giriş yapmak istediğinizde de tekrardan bu şifreyi istiyor. Bu iki faktörlü doğrulama oluyor. Bunu ya SMS'le ya da Google Authenticator'la açmamız gerekiyor. İkisini de kullanabiliriz böylece güvenlik seviyesini bir üst seviyeye daha taşımış oluruz. Bu bölümü açabilmek için ilk öncelikle SMS veya Google Authenticator'ı açmamız lazımmış. Aşağıda yazıyor zaten. İki faktörlü doğrulama oturum açtığınızda para çektiğinizde güvenlik ayarlarınızı değiştirdiğinizde güvenlik doğrulaması olarak kullanılır. Buradan bunu aktifleştirmemiz lazım Google için eğer güvenlik seviyesini arttırmak istiyorsak. Aynı şekilde aşağıda bulunan SMS kurulum bölümünden de cep telefon numaramızı vererek iki faktörlü bir doğrulama yapmamız gerekmekte diye düşünüyorum. Böylece hesabın güvenliğini maksimum seviyeye çıkarırız. Hem giriş yaparken bizden bu şifreleri ister. Böylece bir şifremize sahip olsa bile bir de sürekli yenilenen bu şifrelere sahip olması gerekir ve bu çok zor bir ihtimal diye düşünüyorum. Hem de e, hesaba giriş yapmayı bir şekilde başardı diyelim. Aynı şekilde tekrardan para çekmeye çalışırken veya para göndermeye çalışırken de yine bu şifrelerle karşılaşacağı için işi gerçekten çok zorlu olur. Bu önemli bir bölge e, burayı dikkatle yapmak gerekir diye düşünüyorum. Buradan gerçekleştirebilirsiniz hepsini. Google Authenticator'ın olduğunu bilmeyenler için de şöyle anlatayım kısa bir şekilde. Şimdi Google Authenticator'ı kurduğunuzda şuraya anında bağlına bastığınızda size QR kodlu bir sayfa çıkıyor. O QR kodlu sayfaya da girdiğinizde şöyle yapmanız lazım. Cep telefonunuza Google Authenticator uygulamasını Google Play Store'dan veya Apple Store'dan indirmeniz lazım. Nasıl yazıldığını bilmiyorsanız şurada böyle yazılıyor gördüğünüz gibi. Bunu indirdikten sonra o QR kodu taratın uygulamayı açıp ve size her 25 saniyede bir değişen bir şifre veriyor yanlış hatırlamıyorsam. O şifre de sürekli değiştiği için hesaba giriş yaparken o şifreye girmeniz gerekiyor ve böylece ne oluyor? Otomatik olarak sürekli değişen bir şifre bulunması çok daha zor oluyor. Genel kullanım aynen bu şekilde. Umarım aydınlatıcı olmuştur. Bakın mesela ben bütün güvenlik kurulumlarını hallettim. Artık benim geçerli güvenlik gücüm güçlü olarak gözüküyor burada. Artık zayıf değil. Hani bu şekilde hesap güvenliğinizi arttırmak önemli arkadaşlar. Çünkü siz buraya bir para atıyorsunuz. Bazen çok yüklü miktarlarda da paralar atabiliyorsunuz. Neden risk edesiniz ki değil mi yani? Evet benim bu video için anlatacaklarım bu kadar. GTO borsasında nasıl hesap açılır? Kimlik doğrulaması nasıl yapılır? Ve güvenlik ayarları nasıl yapılmalıdır? Bunları göstermeye çalıştım size. GTO rehberi adı altında bir playlist oluşturacağım. Ve bu oynatma listesi adı altında bütün bu diğer bilgileri nasıl para çekilir, nasıl para yatırılır gibi diğer bütün bilgileri ve GTA'nın diğer avantajlarını da bu oynatma listesi adı altında paylaşacağım. Uzun uzun videolar yapmak istemiyorum ki kimsenin zamanını çalmayalım ve hakkı girmeyelim. Herkes aradığını tek videoda bulabilsin. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bu bizim için gerçekten çok önemli. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Bol kazançlar.